Uyaranlar kurtulanlardır. Eûzu belli Allah'ı, Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanı, Raziim. Bismillahi Ve اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم يعذبهم عذابا شديدا قالوا ماذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ وَآخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz? dedi. Öğüt verenler dediler ki, Rabbinize mazeret beyan edelim diye, bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Araf suresi 163 ve 164. ayetler Kıymetli dostlar, her devirde, her asırda Allah Celle Celaluhu insanları imtihan etti. Yahudiler gerçekten azgın millettirler. İnsanoğlu geçmişini kolay unutuyor. Yahudiler, Firavun'un tasallutunda köle gibi çalışıyorlardı. Gibisi fazla. Erkek çocukları öldürülüyor, kızları da kadınları da cari olarak, hizmetçi olarak kullanılıyordu. Beni İsrail'in bir hüviyeti, bir insan değeri yoktu. Musa aleyhisselam geldi. Musa aleyhisselam, Beni İsrail'i Firavun'un tasallutundan kurtardı. Allah, Beni İsrail'e, Ondan sonra ne nimetler verdi, ne nimetler verdi. Ancak insanoğlu geçmişi kolay unutuyor. Nimetlerin içerisine gark olduktan sonra burnu havaya dikildi, kuyruğunu havaya kaldırdı. Allah'a isyan etmeye başladı. Değişik zamanlarda Musa aleyhisselama, Harun aleyhisselama karşı geldiler. Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet ettiler. Allah celle celaluhu son olarak onları ciddi bir imtihandan geçirdi. Habibim, sor onlara. Deniz kenarında yaşayan o Yahudilerin manzarasını anlatsınlar sana. Allah Celle Celaluhu, beni İsrail'e hep isyan ettikleri için, geçmişte içinde bulundukları esareti unuttukları için ciddi bir imtihana tabi tuttu. Ey deniz kenarında yaşayıp ömrünü balıkçılıkla, deniz avıyla geçirenler! Cumartesi günü av yasaktır size. Hafta yedi gündür. Altı gün av yapabilirsiniz ancak bir gün av yapamazsınız. O da ne zamandır? Cumartesi günü. Onlara cumartesi günü avı yasakladı. Haftanın altı günü serbest kıldı. Balıklara da dedi ki Allah. Haftanın içerisinde kaybolun. Cumartesi denizin kenarına gelebilirsiniz dedi. İmtihan ya bu. Belayı hak ettiler ya. Bunlar şimdi pazar, pazartesi, salı, çarşamba atıyorlar oltayı, boş geliyor, atıyorlar, boş geliyor. Cumartesi balıklar geliyor, kuyruk sallıyorlar. Biz buradayız, kaybolmadık diyorlar. Sonuç olarak bunlar balıkları avlamaya başladılar. Allah bunlara son bir imtihan vermişti. Bu manzara karşısında içlerinden bir grup dediler ki: "Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz? Allah yasaklamadı mı cumartesi avlanmayı?" Siz ne yapıyorsunuz? Allah'a karşı gelinir mi? Allah'a isyan edilir mi? Bu imtihanı kaybediyorsunuz. Nereden nereye geldiniz? Allah sizi nereden nereye getirdi? Neden böyle Allah'a isyan ediyorsunuz? Bu imtihandır. Bunu kanmak mecburiyetindeyiz, dediler. Adın reşit, sen de sen işit. NATO mermer, NATO kafa dinlemiyorlar. Bir grup insan da Nasıl olsa bunlar bir şey dinlemiyorlar, bizim söylediklerimizi dinlemezler. Biz isyana iştirak etmeyiz ama kimsenin etlisine de sütlüsüne de karışmayız dediler. Demek üçe ayrılıyorlar. Bir, balık avlayanlar var. İki, cumartesi balık avlayanlara yanlış yapıyorsunuz, Allah'a isyan ediyorsunuz, olmaz böyle bir şey, başınıza bela gelir diyenler. Üçüncüsü de balık avlamıyor, avlayana da sesini çıkarmıyor. Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın diyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, vaz edenlere, niçin bunlara vaz ediyorsun ki bunlar laf dinlemezler? Allah bunları helak edecek diyorlar. Onlar da, yarın Allah bize ahirette derse ki, ey kullarım, sizin gözünüzün önünde bana isyan ediliyordu. Neden müdahale etmediniz derse, Allah'ım biz müdahale ettik diyebilmek için, Allah'ın huzurunda kendimizi aka çıkarmak için böyle yapıyoruz diyorlar. Belki bir kısmı da bizim dediğimizi dinleyip itaat etmiş olabilirler. İki umudumuz, iki maksadımız var. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, yapılan vaazı dinlemediler. Bunlar dinlemeyince ben onlara bir bela gönderdim. Sadece yapmayın arkadaşlar, niye Allah'a isyan ediyorsunuz deyip, emri bil maruf yapanları kurtardım. Onun dışında hepsini helak ettim Diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki isyana katılmamış ama bana sokmayan yılan bin yıl yaşasın diyenler onlarla beraber helak oldular. Onun için kıymetli dostlar isyan etmemek ne kadar önemli ise isyan edenlere tatlı dille müdahale etmek, onlara vaaz etmek, nasihat etmek de bu kadar önemlidir.